Kuzularım, bugün elimde gördüğünüz şekerleri sizinle beraber deneyeceğiz. İçinde bir sürü kokulu şeyler var. Köpek maması, kedi maması, balık ölüsü var. Bunu herkes deneyler böyle pislik içinde ama. İyi şeyler var, kötü şeyler var. İnşallah iyisi bana gelir. Bugün bir manyak torunum var. O kokular bana gelirse ben yiyeceğim. O deli torunuma gelirse o yiyecek. Şeyle yavaştan bir kutusunu açayım size göstereyim ama çok pis kokuyor. Baksana ya. Çok pis kokuyor ya. Vallahi çok pis kokuyor. Sen ben hasta mı edeceğim? Manyak mısın sen? Bak bunu çıkardım çarkıfele içinden. Şimdi bu çarkıfele döndürünce hangisi gelirse onu deneyeceğim. Burada da telefon çarkımız var bir tane. Anneannemle kendimi yazdım. Anneanneme gelirse anneannem yiyecek. Bana gelirse ben yiyeceğim. İnşallah hepsi sana gelir anneanne. İnşallah hep Meti'ye gelir. Şimdi torunum çarkı çevirecek. Şimdi kardeşim bizim için çarkı çeviriyor. Bakalım hangi tat gelecek. Ya tutti frutti geldi anneanne ya da ayak kokusu. Kime geldi Meti'ye? Şimdi hangimizin yiyeceğini belirlemek için kardeşim diğer çarkı çeviriyor. Evet, anneanne geldi. Vallahi anneanne geldi. Nereden bilirsiniz anneanne geldi? Bak yazıyor orada. Ayak kokusu. Yok, ne? Güzel de olabilir, kötü de olabilir. Şimdi yiyeyim ha. Uf. Neyle? Naneli. Çok iğrenç bir şeymiş. Kokuyor. Ay. Neyli peki? Güzel mi tat, kötü mü? Kötü kötü. Allah sen neyli yine lan Mete hemen. Anneanne şimdi çarkı çevirdik. Ya meyan kökü ya da kokarca. Kime? Ya ne sana neyi? Ya bana. Yok, yine çevireceğiz çarkı. Kime gelirse. Bana mı gelmesini istiyorsun, sana mı? Sağ. Kokarca gelirse inşallah sana gelir. İnşallah sana gelir. Evet, yine anneannemize geldi. Siz numara yapmışsınız. Vallahi anneanne geldi. Ya meyan köküymüş ya da kokarca. İyi mi kötü mü? Meyan kökü mü geldi, kokarca mı? Meyan kökü geldi herhalde. Meyan kökü güzel, kokarca kötü. De pislik yapma bana ya. Kötüsü geldi, kötüsü. Bu çocuk beni böyle mahvetti bugün ya. Şimdi üçüncü tura başlayayım. İnşallah torunuma gelir. İyi gelmişse bana gelsin. Kötü gelirse torunuma gelsin. Ben o hep sabahtır beri bana yedirdi. Çarkı bir daha çeviriyoruz. Sen mi sahtekarlık yapıyorsun bana? Ne geldi? Bakalım bir dakika. Arkadaşlar ya tereyağlı mısır ya da küflenmiş yumurta. Anneanne küflenmiş yumurta sever misin? He, iyi sever. Mısır sever misin? Mısır seversin. Kimin yiyeceği için bir daha çark çeviriyoruz. Yine anneanne. Siz mahsus düzen yapıyorsunuz be. Yine çevirelim. Bu sefer hayır, sen hayır. Çık. Böyle hep anneanne hile yapıyormuşuz gibi olacak gerçekten. Yine anneanne geldi. Hep bana hile yapıyorsunuz zaten. Son kez çeviriyoruz hadi. Daha demin çevirdik, yine anneannem geldi. Dedi ki hile yapıyorsunuz, o yüzden bir daha çeviriyoruz. Al, bu sefer ben geldim. Mutlu musun? İşte bak demek ki. Mutlu musun? Hainlik yapıyorsun. Mutlu musun? Evet. İnşallah mısır gelir. Sabahtır beri bana yediriyorsun. Ya küflenmiş yumurta ya da mısır. Bakalım hangisi İyi var. İyi olmuş. Yalan dolandırıyor. Ay pis ezdi mi? Ya bundan tatlı bir tat geliyor. Küflenmiş yumurta tatlı olamaz. Mısır da tatlı olamaz. Var. Yuttum. Yok ya. He. Yuttum. Sen yutmuyor musun yoksa? Sen olacaksın. Ezdin hep. Hayır, bu mısıra da benzemiyor. Küflenmiş yumurtaya da benzemiyor. Ay. İğrenç kokuyormuş gerçekten. Üleş gibi kokuyor. Vallahi önümde bile tahammülüm yok. Şimdi çarkı çevireceğiz bir daha. Ya şeftali ya da osuruk geldi arkadaşlar. Ya esas mı? Gerçekten. Manyak mısın? Bu geldi. Gerçekten öyle geldi anneanne. Kime çıktı? Bakalım. Ya sana ya bana. Buna yetki. İnşallah torunuma çıkar. Hep bana kötüler geliyor. Ben osuruk yiyemem. Sus. Gerçekten. Manyak mısın? Onu katma. Torun. Bana geldi. Gördün mü? Ne güzel torunuma geldi. Ver bakayım. Belki de iyisi gelecek. Şeftali gelir. Ya osuruk ya da şeftali değil mi? Evet. Haydi haydi hopla geldi gel gel. Şekerleri topla geldi gel gel. Terbiyesiz yapma. Yiyorum. Ayıp ya. Vallahi bizi kınarlar. Yiyorum. Pis demesin, koku demesin, yutarsın.
Vallahi şeftali geldi. Hmm. Yemin ederim şeftali geldi. Mis mis. İkinci son tura giriyoruz. Bu işe son veriyor. Mesela bunu anneanne sen akşam canın istediğine yer misin? Tabii. Hiç bulunmayan şey. Evet arkadaşlar, ya kokonat yani Hindistan cevizi ya da bozulmuş süt. Anneanne sever misin bozulmuş süt? Hindistan cevizi? Yerim onu. Evet be, yine anneanne geldi, yine anneanne. Ya Hindistan cevizi ya da çürümüş süt. Tadı da çok güzel valla. Bunun kokusu ne iyi yok. Hindistan cevizi geldi, o da mis gibi valla. Kuzularım, videonun sonuna geldik. Videomu da beğenirseniz kuzularım çok çok mutlu olurum. Daha fazla böyle video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Öperim sizi.